Abi ekonomi nasıl abi? Geçinebiliyor muyuz? Şerefsizin bir tanesi biraz önce köpeklik yapıyordu. Bilmem hangi parti bilmem nereye batır diye yavşak trol. Kiralık paralı trol şerefsiz bir tane dinledim. Ekonomi diye bir şey kaldı mı bu ülkede? Varsa bana gösterirsene. Şu halkın rezilliğini gidin de görün bakayım pazar yerinde. 20 yılın batak bir ülkesini yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde bu ülke bu hale geldi mi? En kötü dönemi yaşıyoruz. Çıksın bir tane o siyasetçi, o milletvekili gelsin de karşımda konuşsun. Ben ona ekonominin nasıl olduğunu, ekonominin kralıyım diyen bir tane birisi var ya, ben ona ekonomiyi anlatayım gelsin de. Ayıptır, utansınlar, utansınlar. Memleketini hale getirdiler. Borç batağında bir ülke, zavallı bir insan. Ben 20 yıl önce tek başıma çalışıyordum. İki tane çocuk okuttum üniversitede. Üç kat ev yaptım, arabam vardı. Ama şu anda kendimi geçindiremiyorum. Utanmadan kalkıp ondan sonra da ülke çağ atlamış. Ne çağ atlaması? 80'li yıllarda bile bu ülke bu hale gelmedi yani. Borç batağının içinde 650 milyar dolar borcu olan bir ülke. Doğan çocuklarımız borçlu. Ondan sonra da düzelecek, düzelecek. Neyi düzelecek kardeşim ya? Açlıktan hepsi kıvırım kıvırım kıvranıyor şu halka bakın. Ayıptır. Troll kalkmış burada muhabbet anlatıyor yani. Üç kuruşa satılmış adam. Ne söyleyeyim kardeşim ya? Ülkenin anasını ağlattılar. Bugün Afrika'nın altında yaşayan bir ülkeyiz. Söyleyin cevabını vereyim size. Siz bugün erken bir seçim olsa peki abi oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ben AK Parti'ye MHP'ye oy vermem. Kafama da sıksalar vermem yani. Onu açık açık söyleyeyim. Benim oyum yerim bellidir yani. Ben İyi Parti'ye veriyorum. Ben İyi Parti'nin hem de yönetimindeyim kardeşim. Benim kafama sıksalar onlara oyum yok. Tarih bir daha yazsa bir daha da yok. Ve bir daha da bu ülkede onları görmeyeceğiz yani olmayacaklar yani. Açık ve net söylüyorum. Çok sağ ol abi, çok teşekkürler. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun abi, iyi günler. Bugün erken bir seçim olsa oyunuzu kime kullanırsınız? AK Parti hariç herkes abi. Aynen. Yani şu ya sokaktan başkası şey geçsin. Hani bu zamana kadar bütün oylarımızı AK Parti'ye verdik. Hani hep AK Parti'nin arkasında durduk. Şu an ben bir fabrika işçisi olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Suçsuz yere cezaevinde yattım ben 5 sene. Denetimi sırtıma verdi. Sabıkayı sırtıma verdi. Şu an rahatlıkla bir işe girip çalışamıyorum. Çocuğum var. Şu an bir ev kirası olmuş 1,5 milyar. En düşüğü. Şu an yani bir erken seçim olsa yani AK Parti hariç bütün seçimlere veririm. Anca kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Başka hiçbir şey düşündükleri yok. Elektrik, su, doğalgaz yok, indirim yaptık diyorlar. Yok şunu yaptık diyorlar. Bir evin faturası geliyor doğalgaz 600-700 liradan aşağı fatura yok. Elektrik desen aynı. Bu adam 4250 lira sen zam yaptın. Yağ olmuş 150-200 lira. Evin kirası cart cürt, çocuğa bile ne para kalmıyor yani. Bir evde 4-5 kişi çalışacak ki anca bunları idare edebilsin yani. Yani benim düşüncem ya HDP'ye vereceğim ya CHP'ye vereceğim. İkisinden biri yani. Başka da bir şey yok yani. İnsanlar artık özgürleşsin ya. Hani biz özgür bir hayat yaşayamıyoruz açıkçası ya. İnsanlarımız özgür bir yerde çalışıyor mu? Bir işçi şurada sorun herkese 12 saatten aşağı çalışmıyor. Bu adamın sosyal bir aktivitesi var mı? Yok, sıfır. Şu an CHP'ye de versen adam bir senedir bir yol yapacak. Memleketin anasını ağlattı. Hani artık şunlara bir dur demenin vakti geldi yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun hocam. Siz hocam? Yani AK Parti hariç herkes olabilir. Ya çünkü AK Parti'nin yaptığı bir şey yok ortada. Bunu gençler için. Yani gençler gittikçe batıyor. Yani. Kimse görmüyor. Güzel bir af versinler. Yaşlılar yani sadece tutturmuş telefon. Yani telefonu AK Parti vermedi. Herhangi bir parti vermedi. İnsanlar eşek gibi çalışıp alarak bunu kendileri yaptı. Borçla harçla yapıyor. Biz burada bir telefon alamıyoruz. 2-3 senede zor alıyoruz. Millet orada araba alıyorlar. Söyleyeceklerim bu ya kadar. Eyvallah. Halkımız şöyle söyleyeyim. Kendi halkımız Türkiye'den kaçmak için yani bir fırsat arıyor. Yani kendisi çıktı dedi ki ben diyor ülkemde istenmeyen insanı diyor ben kendim gönderirim. Tamam gönder kardeşim. Hangi insana gitmek istiyorsa sursun şartını herkes gider yani. Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere neden? Çünkü orada 1 lira buradan parası değersiz yani öyle söyleyeyim yani. Adam orada bir çalışıyor 3500 euroya. Bir alıyorsun orada 15-20 milyar maaş. Biz burada günlük çalışıyoruz bir teneke yağ yani. Bir günlüğümüz bir teneke yağ gidiyor yani. Ha böyle yaşam olmaz yani. Bez desen çocuk bezi ateş pahası alınmıyor. Hani bunlara bir şeylerin yapılması gerekiyor yani.
Şu an genciz abi, cebimizde artık geleceğimizi düşünemiyoruz. Hatta okulu bıraktık abi, yani nasıl desem, okulu bırakmasak şimdi geleceğimizde kesin bir şey yok ki. Adam şu an geçen sene de abi gördüğünüz gibi bir tane hacker grubu söyledi, ona sordu, dedi çaldığın 360 milyar dolar nerede? Nerede peki abi, hani diyor ya şeyde, Merkez Bankası'nda o kadar paramız var. Hani hiç göremiyoruz. Faydasını göremiyoruz. Şu an dolar 15 lirayken neden o dolarları çıkartmıyorsun? Dolarları indirip indirip tekrar yükseltiriyor abi. Zenginler daha zengin olurken biz hala fakir gibi yaşıyoruz artık. Bıktık artık. Vallahi abi, erken seçim olsa da olmasa da artık abi kimse ona oy vermeyeceğini biliyor abi. Kendi insanlarını ne kadar zengin edebilirsem edebilirim diyor artık. Yani onun peşinden koşuyor artık abi. Artık ileri göremiyor abi. Anlatabiliyor muyum? Artık düşeceğini o da çok iyi biliyor artık. Korkuyor artık abi. Sürekli gündemi değiştirme peşinde zaten. Sürekli başka şeyler çıkartıyor. En sonunda zaten bu Demet Akalın'ın çıkarttığı şarkıyı ortaya koydular. Gündemde bir şey yokken abi gündemi değiştirmek için ortaya bir şeyler atıyorlar. Vallahi abi artık bıktık ya. Abiler şimdiki eski abiler abi gelmiş hala laf ediyorlar falan. Artık bıktık yemin ediyorum. Sizin geçmişinizde zaten bir şey yoktu ki. Yok bilmem çıkıp diyor ki Erdoğan telefonu getirdi. Erdoğan mı üretti telefonu? Uçağı getirdi. Ne, Erdoğan mı uçağı üretip getirdi? Yok. Senin verginden aldığı parayla getiriyor onları. Bir de onlar da yapmasa artık daha ne yapsın abi? Abi bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? 2004'te başladım. İlk kez AK Parti'ye verdim. O da hani ne olduğunu bilmediğimiz için. Geri kalan hep CHP. CHP'den şaşmam. Hem Atatürkçü parti olaraktan. Hem de yani adam diyorlar ki SSK'yı dolandırdı. Tamam, dolandırdı da. Ben şöyle bir şey diyeyim. 90'larda bir kişi 5 kişiye bakıyordu. Şu an 5 kişi çalışıyor, bir kişiye bakamıyor. Ben bundan birkaç ay önce Azerbaycan'da çalıştım. Orada bir inşaat üzerindeyken markete girerdim. Markette Azerbaycan'da diyorum bak. Sepet Azerbaycan'da, market sepetler full dolu. Bizim Türkiye'de adam bir şey alamıyor. Hani sen her orayı da geçtim. Büyük şehirler, CHP'nin olduğu şehirler, hep orada vakalar var, hep orada bir şey var. Adam bir şey yapamıyor çünkü niye? Engel, her şey engel. Senin belediyelerinde yok mu bir sorun? Adam daha ne yapacak? Yani gençler, şu an ben inşaatta çalışıyorum. Yemeyeyim diyorum, 200 TL'ye geliyor, ayda alıyorum ben 6000 TL. 6000 TL beni kurtarmıyor. Çünkü niye? Dediğiniz gibi doğal gaz olmuş bugün 700, elektrik olmuş 700. Hani haftalık pazar masrafını düş 200'lerden. Çocuk parası da okuluydu, makuluydu derken hiçbir şey kalmadı bana. Son olarak da 2023, hani diyorlar ya 2023. Umarım inşallah başa birisi gelir de 2023'ten de kurtuluruz. Bu sıkıntılardan da kurtuluruz.